Selamun aleyküm arkadaşlar. Fincanda kadayıf tatlısı nasıl yapılır? Haydi bismillah başlayalım. 1 kilo kadayıfım var. Bir tane çay fincanım var. 2 bardak cevizim var. Bütün malzemeler isteğe göre kullanıyoruz. Öncelikle şerbetimizi yapalım. 5 bardak şeker, 5 bardak su ocağa koyup kaynatıyoruz. Kıvamı parmağımıza dokunduğumuzda bir damla parmağımıza damlatıyoruz. Akmazsa olmuştur arkadaşlar. 2-3 dilim limon ekleyelim. Kadayıfımın 500 gramını aldım. Üzerine tereyağı ekleyip didikliyorum. Bir kaşık unu biraz tereyağı ile kavurup kadayıfımın içerisine katacağım arkadaşlar. Çay fincanımın tabanına kadayıflarımızı alalım. Tahtayla düzenliyoruz. Bir tane ceviz ve üzerine biraz daha kadayıf. Onu da küçük bir tahtamla düzeltiyorum her tarafını. Tam güzel kalıp çıkıyor öyle. Tavamızı, fırın tepsimizi yağlayalım margarinle. Fincanlarımızı ters çevirelim. Biraz kuru gibime geldi. Kadayıf. Sütle ıslatıyorum biraz arkadaşlar. Tam kıvamı buldu. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Malzemeleri isteğe göre kullanalım. İçerisine fındık, fıstık, evde ne varsa kadayıfımıza koyalım. Ben cevizlerimi tüm koydum, döküm saçım olmasın diye. Düz tahtayla üzerini düzenliyorum. Tam kalıp çıkıyor arkadaşlar, hiç dağılmıyor. Çok güzel oluyor. Ben devamlı yapıyorum. Tarifim tam tarif arkadaşlar. 5 bardak su, 5 bardak şekeri ocakta kaynatıyoruz. Tepsi tam kıvamda yetişiyor. Evet arkadaşlar, çok az kıvamda unu, kavrulmuş unu tereyağıyla kavurup içerisine katıyoruz. Mükemmel oldu arkadaşlar. Fazla dağılıp, yani saman gibi bir şekil oluyor bazen kadayıflarda. Harika oldu. Ve üzerine tahin yapıyorum. Arkadaşlar, isteğe göre nasıl severseniz az veya çok tahinleri ekleyelim. Harika oluyor arkadaşlar. Ben 2 bardak tahin ekledim üzerine. Ve fırında kızartıyorum. Üzerine 250 gram tereyağı ekliyorum. Ocakta ısınıyor. Tahinlerimi ekledikten sonra tereyağlarımı üzerine ekleyeceğim. Arkadaşlar böyle yapın, deneyin, yorumlarda belirtin. Mükemmel oluyor, harika oluyor bu şekil. Bu tarifi ben sürekli yapıyorum arkadaşlar. Tam not alıyor yiyenlerden.
Evet, tereyağım eridi arkadaşlar. Çok yakmıyoruz arkadaşlar. Isıtıyoruz. Isıttıktan sonra yanarsa olmaz arkadaşlar. Isınacak sadece. Hepsinin üzerine kepçeyle azar azar yavaş yavaş ekliyoruz. Hepsi aynı şekilde. Evet arkadaşlar, ben kuzine sobamda pişireceğim. Zaten devamlı ekmeğimi, tatlılarımı kışın kuzine sobamda yapıyorum. Yiyenlerden tam not alıyor tabii ki. Evet arkadaşlar, hepsini aynı şekilde her tarafı yağı alması lazım. Güzelce nar gibi kızarması için. Evet, şimdi gelelim sobamıza. Kuzine sobamıza. O mis gibi kızarmış arkadaşlar. Harika olmuş. Evet arkadaşlar, her zaman ben bu şekilde yapıyorum, mükemmel oluyor. Arkadaşlar, tavsiye ederim. Deneyin. Yorumlarda belirtin. Mükemmel oluyor. Tam tarif. Arkadaşlar, Ramazan'da yemeklerinizin yanında vazgeçilmez bir tatlı olacak bu tatlı. Devamlı yapıyorum ben. Kolay ve pratik. Evet arkadaşlar, yapımı, lezzeti, görünüşü muhteşem. Arkadaşlar, ocaktan aldım şerbetimi. Tepsim de sıcak, şerbetim de sıcak arkadaşlar. Kepçeğimle hepsine aynı eşit şekilde ekliyorum tatlımı. Evet arkadaşlar, mükemmel nar gibi kızarmış. Kadayıf tatlısını ben değişik yaptım, düz. O da kolay arkadaşlar. Bu da dağılmadan tek tek sofralarımıza koyduğumuz zaman daha güzel oluyor, dağılmıyor. Böyle daha çok seviyorlar. Üzerine de süslemek için Hindistan cevizi ekleyeceğim arkadaşlar. Dondurmayla, manda kaymağıyla harika oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, harika oldu, mükemmel oldu. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma
abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Destek için bu gerekli arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.